Evet değerli izleyenler CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak'ın açıklamalarını dinledik. Şimdi stüdyoda bir konuğumuz var. Sayın Metin Kaya CHP İstanbul İl Sekreteri aynı zamanda Kurultay Delegesi. Hoş geldiniz efendim beynimize. Önceki dönem evet. İl Hoş bulduk. Eyvallahım. kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Öztrak'ın açıklamalarını da dinledik. Aslında bizim de burada değineceğimiz konulardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle bu son zamanlarda e, tabiri caizse üzerine gelme ya da bir takım iddialarla ilgili e, siz neler söyleyeceksiniz, nasıl okumak gerekir, siyasi olarak bunu neye bağlıyorsunuz? Zaten malumunuz siyasi üslup uzunca bir süredir oldukça sertleşmiş durumda evet. Türkiye'de. E, nasıl bir gidişat hakim? Eylül Hanım şöyle, e, 21. yüzyıldayız. Yoksullukla, salgınla kötü giden değil bitmiş bir ekonomiyle insanları baş başa bırakmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi rant ekonomisi yerine halk ekonomisini hayata geçirecek. Bunu da seçmenler önümüzdeki seçimde sandıkta demokrasi geri olan sandıkta gereğini yaparak hayata geçirecekler. Bakın sürdürülebilir yoksulluğu enjekte etti mevcut hükümet. Belediyeler sosyal devlet bizim seçimlerden sonra kazanmış olduğumuz büyük şehirdeki belediyeler, ilçe belediyelerimiz sosyal devlet anlayışını hayata geçirmeye çalışırken bazen kayyum atayarak, bazen ise paralarına bloke koydurarak e, engellemeye çalışıyorlar sürekli. Bazen de tam da yaşadığımız bu son bir haftaki olaylarla ilgili söyleyeyim özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç uzaktan yakından alakası olmayan abuk sabuk meseleleri Ortaya atarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayata bakışıyla alakası olmayan meselelerdir. Ortaya atarak, e, virüsü de yoksullukla halkı enfekte ederek, virüsü de bagajlarına koyarak devam etmeye çalışıyorlar. Ama nafile. Araç gitmiyor artık. Benzin bitmiş vaziyette. Bunu hep birlikte yaşayacağız. Yani gelinen nokta kötü. İnsanlar sokağa çıkamıyorlar. Bakın Bakırköy'deyiz şu anda. Özgürlük Meydanı'na çıkalım. Sokağa çıkma yasağı var. Tek tük geçen işine giden. Gitmeye çalışan, ekmek evine götürmeye çalışan insanlara dönelim, soralım. Hayatından memnun musun? Kardeşim, nedir durumu? Per perişan insanlar. İnsanlar açlıkla sınanıyor. O noktaya gelmiş vaziyette. Düşünün, sıtmayla yaşatıyorlar, ölümü korkutarak gösteriyorlar. İnsanlar perişan vaziyette, yani bunun sürdürülebilir bir tarafı kalmamış vaziyette. hanımım. Yani gidecek bir noktası kalmadı artık maalesef. Sosyal devlet dediniz özellikle belediyecilik anlayışında. Şimdi sosyal devlet deyince aklımıza ilk olarak tabii çocuklar geliyor. Hani devlet, sosyal bir devlet dediğimizde ve eğitim geliyor. Evet. Şimdi eğitimi biraz e, ele alırsak. Sosyal devlet olmanın temeli eğitimse, eğitimde geldiğimiz nokta, üzerine bir de pandemi eklendi. Bir yıllığımız kayıp ama bu bir yıl bize bir nesil olarak döner mi? Zararı nasıl olur? Sizin bu konuyla ilgili araştırmalarınız da var. Buyurun. Bakın şöyle, ben kendim aslen Tunceli'yim. Tunceli gibi Türkiye'nin birçok şehrinde yaşayan öğrenciler, özellikle ilkokul ve ortaokula, orta dengi sınıflarda okuyan öğrencilerin ya camlara Mapus edildi çocuklar. Kitlendiler. Camdan hayata bakmıyorlar artık. Camdan bakmaya çalışıyorlar. Ama maalesef hangi camdan bakıyorlar? Pencerelerinin camlarından bakıyorlar. Tabletleri yok. Bilgisayarları yok. Ailelerin ekonomik durumları tablet, yok. Tablet, bilgisayar olsa altyapı yok, internet yok. İletişim sorunu var. Altyapı, internet sorunu var. Şimdi ben mesela e, kendi ilime tablet gönderdim oradaki öğrencilere. E, bir başka illerde de bunlar yaşanıyor yönetemiyorlar ülkeyi. Yapması gereken, sorumluluk sahibi olan hükümetin bu işler el atması gereken bugün Türkiye'de 1 milyon öğrenci maalesef uzaktan eğitime katılamıyor. Maalesef. Hı hı. Pekala şimdi bu durum böyleyken bu çocukların bir ülkenin ekonomisi kötü olabilir. Tarımı kötü olabilir. Sürdürülebilirliği kalmamış olabilir. Toparlanabilir ileriki süreçlerde. O eğitimde sorun yaşayan bugünkü öğrencilerin gelecekteki bilinç altında yaşanmış olduğu travmaları nasıl yok edeceğiz? Ülkenin geleceği söz konusu. Bu ülke hepimizin. Yani biz devletimizle, cumhuriyetle birlikte bu ülkede yaşayan 81 ildeki bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Biz hayata bu şekilde bakarken mevcut hükümet maalesef yönetemiyor. Yönettiklerini düşündürtmeye çalışıyorlar. Baskıyla, yoksullukla, salgınla vesaireyle ama bitmiş vaziyette. Bunu da yaşayacağız, göreceğiz hep beraber. Şimdi özellikle dediniz ki çocuklar orada ciddi sıkıntılar bize artık neredeyse vatandaşa görev düşüyor hükümetin yapması gereken görevi vatandaş yapıyor diyebilir miyiz iller bazında siz kendi tam, memleketimize tam yapıyorsunuz yardıma Konya'daki Konya'ya Adana'daki Adana'ya yani kendi kendimize sosyal devlet politikasını oturtmaya çalışıyoruz bitti artık dediniz de ekonomi Ekonomiye baktığımızda görüyoruz bu veriler, tablolar, açıklanan rakamlar, gerçekler ve bize yansıtılan arasındaki fark nedir? Sizce? Ya Eylül Hanım asgari ücretin 3100 lira olması lazım. En azından. Ama asgari ücret 3100 lira olsun mu olmasın mı noktasında dahi cesaret gösterip hareket edemiyorlar. Çünkü bitmişlik var burada. Maalesef burası yenilen nokta budur. Bakın bir şey söylemek istiyorum bu arada. Yani Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Avrupa'da 400 yıllık bir süreç sonucu ortaya çıkan aydınlanma hareketini Türk toplumuna getirerek devrimci ve aydınlanmacı bir yol izlemiştir. Dünyaca ünlü siyaset bilimcisi de şöyle diyordu 1930'lu yıllarda Maurice Duverge şöyle değerlendiriyordu 12 Cumhuriyet Halk Partisi'ni faşist rezimlerde her gün rastlanan otorite savunucunun yerini Türkiye'de demokrasi savunusu almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi bu anlayıştan geliyor. Hmm. Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden geliyor köklerimiz. Şimdi bize yapıştırmak istedikleri, günlerce konuştukları sanal meselelerin ötesinde yaşanmış olan bazı meseleler de olabilir. Suç kişiseldir. Oradan bastırarak kendi medyalarında evet. nasıl kıstırabiliriz, nasıl yok edebiliriz, ne yapabiliriz meselesine bakıyorlar. Bu meseleleri bizim kurullarımız gerekeni yapmalıdır. Yapmıyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi gereğini mutlaka yapacaktır ve yapmalıdır. Açıklamalarda zaten bu yönde yapıldı. Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden geliyoruz. İsminde ana var. Herkesin anası, bacısı, kardeşi var. Bizim için asıl olan insandır. Türkiye'nin neresinde yaşasa yaşasın. Hangi siyasi parti üye olursa olsun, hangi sivil toplum kuruluşunda olursa olsun, nereli olursa olsun, nasıl inanıyorsa inansın, biz haksızlıkların olduğu yerde... Hakkı ararız. Hak, hak, hak diyoruz her zaman. Evet. evet. Peki bu özellikle Katarlılara satılması ile ilgili biraz da ekonomi demişken e, asgari ücretten bahsettik. 3100 lira olması gerekir. Muhakkak ki yetmez ama artık e, yoksulluk sınırında değiliz. Açlık sınırında konuşuyoruz. Bir de Avrupa'da en yüksek asgari ücretle çalışma oranına e, sahibiz. Yani ...sembolik olması gereken ücret... ...neredeyse halkın %50'si asgari ücretle evet, çalışıyor. Evet. Şöyle de diyebilir miyiz... ...hep eğitimden bahsettiğiniz önemli bir noktaya vurgu yaptınız. ...şimdi çocuk üniversiteye okuyacak... ...4 sene harç ödeyecek... ...sizin de çocuklarınız var okuyor... ...kitap alacak, masraf yapacak... ...gerekirse devletten kredi alacak... ...krediyi geri ödemek için vesaire bunları yapacak... ...5 yıllık bir süreç harcayacak... ...sonra işe başlayacak asgari ücretle. Evet. Şimdi bu çocuk okur mu okumak ister mi? Ya çocukları... Öyle bir noktaya getirdik ki çocuğun psikolojisi bozuldu. Şimdi düşünün bir ev düşünün. Çekirdek bir aile düşünelim. Üç kişilik, dört kişilik. Ben de dört kişilik bir aileyim sonuçta. Yaşıyorum bunları. Benim oğlum yurt dışında okuyordu. O da geldi burada. Bütün çocuklar evlere hapsedildiler diyorum. Ha, salgın dünyada e, global bir salgın var. Buraya itirazımız yok. Fakat e, Katar meselesinden yola çıkarak daha yeni dün e, bizim de milletvekilimiz olan Ali Mahir Başar'ın televizyonda konuşmasından dolayı üstüne gidildi. Bakın biz Katarlılara orduyu değil, Mehmetçiğin postalını dahi vermeyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ali Mahir Başarır, Ali Bey benim, Mahir benim çok değer verdiğim arkadaşımdır. İyi tanırım. Dünyalar güzeli iki tane kız çocuğuna sahip. Allah herkesin çocuklarını bağışlasın kendisine. Ali Mahir Başarır öyle bir niyetle söylemiş olduğu bir söz olmadığını ben biliyorum. Kendisini tanıyorum. Geçmişini biliyorum. Demokrat bir ailenin çocuğudur. Bedeller ödemiş birisidir. Yine söylüyorum yani Mehmetçiğin e, ordunun Katar'a verilmesini değil biz Mehmetçiğin postanını dahi verdirtmeyiz. Biz böyle bakıyoruz. Biz bunlara böyle bakarken yine ekonomik kısmına geçeyim hemen. Ya daha dün yakın zamanda 3-5 gün önce Halk Ekmek'le ilgili İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu halk ekmeğin sayısını arttırmaya gitti. Hı hı. Birileri ekmek askıda diyebilir, ekmeği askıya ipe serebilir. Halk ekmek diye bir kurumsal bir yapı var. Hijyen koşullarda üretilen ekmekleri var. Vatandaşa ucuz yolla evine girebilsin diye. Bu sayıları arttırmak isteyen İmamoğlu'nun hemen Büyükşehir'de AKP grubunun direkt reddetti. Ve geçmedi. Bunu açıklayalım. Mesela bunu çok güzel bize dinlendi. Neden reddetti? Ne istedi İmamoğlu? Ya, AKP grubu ki, neyi reddetti? Yani İmamoğlu 16 milyon insanın belediye başkanı içinde oy vermiş olan var, vermemiş evet. olan var. Hayata öyle bakan bir anlayıştan gelmiyoruz. Ama öbür taraf siyasi linçle, ön kesmekle hı hı. ya ben bunları yaptırmayayım bunlar da başarılı olması diyorlar herhalde. Bunun başka bir tarifi yoktur. Ha bunun yanında yine daha yeni... İzmir Büyükşehir Belediyesi çok iyi bir şey yaptı. Yani yönetemeyenlere aslında bir cevap aslında tam da burası. Evet. Sayın Tunç Soyer de e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kiralık mülklerini esnafa 3 ay erteledi mesela hı hı. kiralarını. E Bunları aslında yapması gereken hükümet. Hükümet hiçbir şey yapamıyor maalesef. Bakın evimizdeki yanımızdaki komşuya dışarı çıktığımızda herhangi bir esnafa, vatandaşa, öğrenciye sorabiliriz. Senin borcun var mı kardeşim? Önümüzdeki Ocak, Şubat ve Mart ayları insan var mı? Maalesef borcun ötesine gitmiş vaziyette. Kendisi kredi çekmiş. Tüketici kredisi çekmiş. Yetmemiş, kardeşine çektirmiş. Yetmemiş, akrabasına, arkadaşına çektirmiş. Kitlenmiş vaziyette insanlar. Hı hı. İnsanlar Somurkan huysuz değil, mutsuz bu ülkede yaşayan Cumhuriyetin bireyleri Maalesef kendilerini dışarı attıklarında hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Kimse kimseye selam vermiyor noktasına gelmiş. Bankalar icra dairelerine dönmüş vaziyette. Daha kötüsü olacak gibi. Ha diyebilirsiniz siz çok mutlu oluyorsunuz kötü olursa. Hayır. Biz bu ülkedeki insanların eşit koşullarda refah seviyesinin en üstte olmasını istiyoruz. Meseleye böyle bakıyoruz. Yani bunun A partisi, B partisi, C partisi yok ki. Bütün siyasi partilere oy veren, destek veren kim olursa olsun doğru insanca yaşamayı tercih ediyoruz mesele bundan ibaret. Evet yani. aslında çok e, önemli bir noktaya değindiniz. Yani sabah kalktığımızda sizin de dediğiniz gibi dört kişilik bir ailede bir baba para kazanmak, hayat, yatırım onun dışında bana bir şey olduğunda ya da bir anne bilmeli ki arkada bir devlet çocuğuna sahip çıkacak. Devlet çocuğunun eğitim hakkını verecek, sağlık hakkını verecek, yaşamsal haklarını sağlayacak. Şimdi e, hatırlayacaksınız Kanada Başbakanı çıkmıştı efendim ve dedi ki işte siz kendi sağlığınıza bakın. Gerisi devlet arkanızda. Yeter ki dikkat edin köyde yakalanmayın. Merak etmeyin maddi manevi dedi. Keza yine Angela Merkel yanılmıyorsam hepiniz hasta olabilirsiniz. Baş ederiz ama lütfen ara ara olun dedi. Yani yığılma olmasın dedi. Çıktılar birçok ülke açık gönüllülükle bunun ne kadar önemli bir süreç olduğunu, pandeminin ne kadar büyük bir durum olduğunu, çok ciddi davranılması gerektiğini baş edemeyebiliriz öyle bir nokta gelir ki diye açıklama yaptılar. Bu şimdi ne ayıp ne sakınca gayet normal sıkıntı söylendi. Biz de çok iyi yönetiyoruz, e, harika gidiyor, sağlık sektörümüz çok iyi, hiçbir şey olmayacak. Sürekli bunlar söylendi ancak geçtiğimiz ay baktık ya durumu öyle değil. Biz de öğrendik herkesle birlikte. Aynen öyle. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani siyasetin içinde olan bir insan olarak aslında siyasetçi seçim dönemlerinde tabii ki bazı iddialarda bulunur, bazı e, şeyler söyler Lütfen. yapacak yapamayacağı ama gerçek içinde yaşarken halka net bir bilgi vermekle sorumlu değil midir? Bu olmadığında da ne yapılması gerekiyor? Maalesef halka net bir bilgi verilmediği gibi pandemi sürecinin işte Mart aylarından diyelim daha öncesi de vardır da mutlaka. Ee, ben tabii e, bilim kurulu görevlisi falan değilim. Hani salgınla ilgili çok teknik bilgi veremiyorum. Fakat yaşadığımız ortamda hepimiz bilim kurulu üyesi gibi olduk. Evet. Hepimiz Maalesef. pandemiyle ilgili tam dört dörtlük ezberletildi bize. Neden? Çünkü bizi koruyan bir devlet yapısı yok. Yani kendi, kendi kendimizi öğrenmeye çalışıyoruz. kendi kendimizi koruma işgüdüsüyle hareket etmeye çalışıyoruz. Ya biz acıyı onurlar, sırtlar taşırız, Eylül Hanım. Yaygara yapmadan, patırtıya vermeden sırtlar taşırız. Çünkü biz acıyı bal eleyen anlayışlardan geliyoruz. Fark etmiyor ama bu ülkenin vatandaşları bunları hak etmiyor. Hak etmediği için Cumhuriyet Halk Partisi de sosyalist enternasyonalara bağlı olan, demokrasiyi savunan adaleti savunan, hukukun üstünlüğünü, üstünlerin hukukunu değil. Bakın parti, devleti noktasına getirdiler maalesef. Yani geçmişimde hatırlarım, ben çocuktum. İşte Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, bir ile ziyarete gittiğinde, kendi partisinin binasına önüne kadar gittiğinde, havalanında o ilin valisi karşılardı, il teşkilatının önüne gelirdi ama il binasına girmezdi. Şimdi öyle mi? Hı hı. Maalesef Kolluk Kuvvetleri maalesef bürokraside olan herkes sanki Adalet Kalkınma Partisi'nin üyesiymiş gibi hareketle yürüyorlar. Böyle Şimdiden, bir anlayış olmaz. Sayın Böyle Kaya, bir devletçilik olmaz. Bir Böyle bir olmaz. Evet. E, Sayın Tansu Çiler biliyorsunuz hani manevi evladı gibiydi Süleyman Demirel'in. O dönem Cumhurbaşkanı olup Tansu Çiler'i artık bitmiştir şu noktadan sonra. Ben partinin sizin değil bütün Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyım deyip hatırlayacaksınız evet, böyle bir evet, konuşma evet, ben tabi, hayal mayal hatırlıyorum tabi, yani tabi, bitmiştir tabi, tabi, benim siyasi parti kimliğim Cumhurbaşkanı olduğumda bitmiştir evet, gibi bir evet. söylemi var keza bunu birçok partiden gelen sonra Cumhurbaşkanlığı yapan isimlerde de gördük evet. bunlardan da herhalde örnek alınması gereken bir siyasi üslup mu çıkarılması gerekiyor yani üslup o noktalardan nerelere geldi ya devleti, devlet adamı olmak farklı bir şey. Bu devlet hepimizin devleti. Adalet Kalkınma Partisi'nin de üyelerinin de, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, herkesin Cumhurbaşkanı sonuçta. Evet, Seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Evet. Bunu reddetmiyoruz. Ama herkes devlet adamı olmak zorunda. Ülkesini korumak zorunda. Meseleye böyle bakmakla başlar hayat. E şimdi böyle bakmazsak bakın daha dün yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, sayın cumhur genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili birileri çıkıp tehdit etti. Hı hı. Ya ben buradan da şunu söylemek istiyorum: Cumhuriyet Halk Partisinin koltuğunda oturan kişi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyor sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Yalnız olmadığını söyleyelim bir defa. Öncelikle bir kaldı ki burası hukuk devleti. Böyle el sallayarak, parmak sallayarak, tehdit ederek hiç kimse bir yere varamaz. Doğru değil. Hangi siyasi parti liderine yapılırsa yapılsın doğru değil. Kime yapılırsa biz karşısında oluruz fark etmiyorum. Kime yapılırsa. Demokrasiye aykırı, insan hakları Çünkü biz aykırı. haksızlığa uğrayanların hakkını arayan partiyiz. Biz o anlayıştan geliyoruz. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Sayın Genel Başkan'ın telefonları dinleniyor. Bunu Devletin kurumları da biliyor. Bilmemesinden gelebilirler. Çocuklarının, ailesinin hatta hatta bulunduğu mekanları dahi belki dinliyorlar. Ya böyle bir anlayış olur mu? Nereye geldik biz? Yani burası Muz Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu, savaş meydanlarında kurmuş olduğu, köklerinde Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin anlayışlarıyla bugüne kadar gelen bir ülkeden bahsediyoruz ya böyle bir şey olabilir mi? Sayın Kaya geçmişte. Sayın Cumhurbaşkanı olsa, da yapılsa karşı yok, evet. fark etmiyor. Geçmişte olsa şimdi dediğiniz çok doğru. Ee, tekrar altını çizelim siz de güzel belirttiniz dediniz ki bu sayın Kemal Kılıçdaroğlu olması hesabıyla değil başka bir genel başkanı olsa MHP iyi parti bunun bir kere Türkiye Cumhuriyetinde olduğumuz için bunu biz bir kere kınarız dediniz. Kesinlikle. Geçmiş döneme baktığımızda baktığımızda rahmetli Sayın Mesut Yılmaz Başbakanlık döneminde bir saldırıya uğramıştı. O döneme bakıyoruz bütün siyasi parti Partilerden e, tepkiler gelmişti, e, keza yanlış olduğu ile ilgili vesaire. E, şimdi süreç nasıl oldu? Yani böyle bir şey yapıldığında eski bir siyasi atmosfer olsaydı orada hiçbir partinin tarafına bakılmadan bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğu ile ilgili e, çıkıp açıklama yapılmaz mıydı? Kesinlikle yapılırdı. Bakın Türkiye'nin ana muhalefeti olan yani Adalet Kalkınma Partisinin AKP'den sonra en yüksek oyanmış bir partinin Kurucusu, Atatürk'ün kurucusu olduğu partinin genel başkanına yapılıyor bunlar. Dün ayağına mermi bıraktılar. Kimse de ses çıkmadı. Ee, Çubuk'ta linç girişiminde bulundular. Ben ona linç girişimi demiyorum. Linç girişimi yaptılar. Çok acıdır. Yani bunun tarifi olmaz. Yine aynı şekilde tehditler alıyor. PKK çapraz ateşe tuttu. Ama Sayın Genel Başkanımız ona rağmen naifliğiyle, samimiyetiyle... O koltuğun değerini ve kıymetini bilen birisi olarak yerinde samimiyetle mütevaziliyle duruyor. Bir başka siyasi parti liderine yapılsa biz yine aynı tepkiyi evet. gösterdik. Diğerlerinin de aynı tepkiyi göstermesini istiyoruz. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi ne Sayın Genel Başkanımız yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir üyesi yalnız değildir. Halk olanların hepsini biliyor, görüyor ve bunun karşılıklı olarak ya biz. E, hesabını sorarız bilmem ne yaparız meselesiyle bakmıyoruz. Bunun hesabı demokrasinin işlediği sandıktır. Seçimlerdir. Ama erken ama geç. Kaçınılmaz bir süreç bekliyor mevcut hükümeti. Bunu da hep beraber yaşayarak göreceğiz. Evet aslında dediğiniz noktada bu aynı saldırı kime yapılırsa yapılsın. Bu kes kesinlikle kınanması gereken bir durumdu. E, nasıl diyoruz ki Cumhurbaşkanımız... ...demokratik Kesinlikle. bir şekilde gelmiş... Evet. ...hepimizin Cumhurbaşkanı... Evet. E, ...o yüzden bir partinin genel başkanıysa... ...seversiniz sevmezsiniz... ...Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'dır... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'dır... ...temsil ettiği şey aslında Türkiye Cumhuriyeti'dir... ...vatandaşlardır... Evet. E, ...bu minimalde gidildiğinde biraz da... ...siyasi üslubun gelmesi gerekli noktayı da görüyoruz... ...son olarak e, çok kısa bir süremiz kalmış... ...yönetmenimiz uyarıyor... Evet. ...son sözlerinizi alalım efendim... ...bugünden yarına özellikle... E, ...Covid dedik, ekonomi sıkıntısı... Ekonomik sıkıntılar dedik, eğitim sistemi dedik, üsluptan bahsettik, birçok şeyden bahsettik. Nasıl olacak yarını siz nasıl görüyorsunuz? Uzun yıllar siyasetin içinde olmuş bir insan olarak neler gözlemliyorsunuz efendim? Eylül Hanım yarından ziyade bir saat sonrasına bakamayacak hale getirdiler bizi. Görür kör olduk, bakar bakmaz olduk. Yani bu noktaya getirdiler. Şimdi yakında e, ayın aralığın 10-11'inde Avrupa Birliği liderlerinin zirvesi var. Hı hı. Türkiye ile ilgili yani gözlemlediğimiz kadarıyla bir yaptırımları söz konusu olabilir. Bakın ben şunu söylüyorum. 780 bin kilometre kare misak milli sınırları içerisinde olan haritamızın tamamında yaşayan her bireyin, herkesin düşüncesi, inancı ne olursa olsun. Herkesin refah seviyesinin aynı koşullarda, iyi koşullarda olmasını istiyoruz biz. Yani bu Katar meselesinde de bir sermaye düşmanı değiliz. Gelip yatırım yapabilirler ama böyle değil. Böyle Hı. değil. Onlar da biliyorlar bunun farkındalar. Ekonominin bu kadar kötü olduğu süreçte yaşadığımız pik yapmış vaziyette olan süreçte ben yarınlara dair çocuklarımızın, bütün insanlarımızın, kadınlarımızın özgür, sağlıklı, hukuk işleyişinin en üstlerde olduğu bir ülkede Yaşamasını temenni ediyorum. Temennim şu, e, hakkın her zaman sirayet edeceğini düşünüyorum. Hak diyorum, başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de bu güzel temennilerinize Ben çok teşekkür ediyorum ağırladığınız Elinimize için. Geldiniz. Çok sağ olun. için de gelsin. teşekkür ediyoruz.